Henüz 28 yaşındaydı. Zeki ve başarılı bir genç kızdı ama yalnız ve korunmasızdı. Çocukluğundan beri hayali tıp fakültesinde okumaktı. O hayalini gerçekleştirdi ama yıllardır eroin bağımlısıydı. 5 yıl çabaladı, kurtulamadı. "Yanımda kal, beni bırakma, elimi tut, öyle tut ki bütün korkularım bitsin" diye sesleneceği kimsesi yoktu. Gençlere örnek olmak için eroinin, yani kendi hayatının kitabını yazdı. Eroinden kurtulmak için verdiği amansız mücadeleyi ve kaçınılmaz sonu anlattı kitabında. "Bir tuvalet köşesinde öleceğim" demişti. Gerçekten de öyle oldu. Muş'ta doğan ve 8 yıldır kayıtlı olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesini eroin yüzünden bitiremeyen Kanat Güner, ibret olsun diye yazdığı kitabında uyuşturucu illetinin hayatını nasıl mahvettiğini açıkça anlatmıştı. Tam 11 baskı yapan kitabının ilk sayfasında Kanat Güner, "Yaşam şeklim sayesinde veda etmem gereken pek kimse yok" diyordu. Sözünü tuttu Kanat. Kimseye veda etmeden, senaryosunu önceden yazdığı gibi bir tuvalet köşesinde, kimseye veda etmeden gitti. Cesedi Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken de yapayalnızdı. Kanat Güner, ölmeden bir ay önce yayımlanan röportajında kollarında iğne vuracak yer kalmadığını şu alaycı sözlerle dile getirmişti. "Kaza geçirsem kolumda serum takacak yer bulamayacaklar. Eroin konusunda kimilerine bıraktım, kimilerine ise bırakacağım" diyordu. Öldüğünde cebinde 5 kullanımlık eroin, 2 kullanımlık esrar, 1 kullanılmamış enjektör ve eroin eritmekte kullanılan 2 kaşık bulundu. Kızının eroine başladığını 3 yıl önce öğrendiğini söyleyen baba Cevat Antepli şu açıklamada bulundu. "Önce alkole başlamış, ardından hap ve eroin ama temde 10 gün tedavi gördü. Sonra tedaviye cevap vermiyor diye kovdular. Annesi ve ben ona gereken tüm ilgiyi gösterdik ama eroini bırakamadı. Kitabı yazmasını biz önerdik. Yazdıklarını kaleme alsın, böylelikle bırakır diye düşündük. Bize karşı çok saygılı ve dürüst bir evlattı. Kandırdığı tek konu eroindi." Kanat Güner'in 28 yıllık kısa yaşam öyküsü toplumsal ve bireysel açıdan içinde büyük dersler taşıyor. İstanbul'da taşranın baskısı yoktu, özgürdü ama uçurum gibi bir yalnızlıkla çevresini kuşatıyordu. İlk sevgilisi, ikincisi, aldatmalar, aldanmalar, köprüaltı arkadaşlıkları, gece yaşamı, kulüpler, evsizlik, parasızlık, yoksulluk, ilk kürtaj deneyimi, tümör korkusu, evlilik ve fakülteyi terk ediş. "Öyle bir an geldi ki kendimi dört bir yandan çevreli hissettim. Artık daha fazla dayanamıyordum. O zaman intihar etmeyi düşündüm. Bunu eroin kullanarak yapabilirdim. 1-2 kullanımdan sonra ölüm vuruşu yapabilirim diye düşündüm. Ama eroin öldürmediği gibi yaşatmadı da. Zaten bir süre sonra eroin fikrine saplanıyorsunuz. Bir süre sonra onun oluyorsunuz. Ona aşık oluyorsun. Hala seviyorum onu. Ona hala aşığım." Kanat Güner'in trajik sonla noktalanan hayat hikayesinin izini yazdığı Eroin Güncesi adlı kitapta sürelim biraz. "Ailem. Benim yüzümden mahvoldular, çöktüler. Benden beklenmeyecek her şeyi yaptım. Onları çok utandırdım. Çünkü onlar beni çevredekiler "aman ne iyi çocuk yetiştirmişsiniz" desinler diye büyüttüler. Hele annem. Fakülte. 17 yaşındaydım. İstanbul'da yapayalnızdım. Burnumu her deliğe sokmaya başladım. İlk delik bütün fakültelerin marjinallerinin sığındığı sosyal etkinlik kulüpleri, yani tiyatro kulübü oldu. İnsanlar öyle yerlerde ya çiftleşiyorlar ya da mastürmasyon yapıyorlardı. İlk sevgilimi orada buldum. Uzun zamanda ona katlandım. Nefret. Soner'in ölümüyle eroinden nefret etmiştik. Ama bazı aşkların nefretle başladığını söylerler değil mi? Okulda öğrendiklerim sonucunda H'den hem korkuyor hem de merak ediyordum. Alkol. Alkol benim için büyük bir handikaptı. Nerede duracağımı bilmiyor, zil zurna sarhoş olunca da tam arıza oluyordum. Esrar. Fındığın peşine takıldım. Bir araya gelmesi tehlikeli olan 2 kişiydik ve bir araya gelmiştik. Ahıra girmeyen bir koçtu. Ot buldukça uçtum. Anayasada en büyük suçtum. Hap. Arada sırada para kazanacağımız tutuyordu. Birkaç kitap toparlayıp AKM'nin karşısındaki köşede tezgah açıyorduk. İlk satışı ya hapa yatırıyorduk ya alkole. Sonra da pek satış yapamıyorduk çünkü kitapların üzerine sızıp kalıyorduk. Eroin. Madde daha vücuduma girmeden bağımlısı olmuştum sanki. Hep ne zaman karşıma çıkacak diye bekliyordum. İlk fırsatta deneyecektim. Büyük bir ihtimalle çok sevecek ve dönülmez yola girecektim. Teorik olarak eroin hakkında her şeyi biliyordum. İlk tanışma. Cihangir'deki evde sabaha karşı karşıma çıkınca hiç tereddüt etmeden dayadım burnumu. Bu burun her yere sokulmalıydı ya. Bütün günümü tuvalette kusarak geçirdim. Ama kendimi çok iyi hissediyordum. Pis koku. Torbacının evinde çok pis bir koku vardı. Bir zulamız yoktu ve kaçınılmaz sorun gerçekleşiyordu. Burnumuz akıyor, kemiklerimiz ağrıyor, bedenimizden pis pis kokan ter damlaları fışkırıyordu. Ama üşüyorduk. İşte o koku bu kokuydu. Özgürlük. Yitirecek hiçbir şeyim kalmamıştı. İrademi ona teslim etmiştim. Özgürlüğünden hiç kimseye ödün vermemiş olan ben, onsuz olamıyordum artık. Kesinlikle özgürlüğümü kaybetmiştim.